Emir'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere yabani kuş konmaz veya sarmaşık adıyla bilinen Ege otlarından kavurma tarifi yapmak istiyorum. Yumurtalı kavurma tarifi yapmak istiyorum. Bunun için 2 bağ sarmaşık, 2 adet kuru soğan, 4 adet yumurta, 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz. Şimdi sarmaşığımızı kavurma aşamasına geçebiliriz. Sarmaşıklar çok taze. Pazardan aldım. Siz de bu şekilde alırsanız çok taze bir şekilde. Elimle ben bunları kıracağım. Çünkü elinizin kırdığı yere kadar kullanabilirsiniz kavurma aşamasındayken. Diğer sert yerleri kullanmayacağım. Görüyorsunuz çıt çıt gidiyor taze yerler. Ama bayat yer, yani çok kalın yerlerini doğramayacağım. Bunu elinizle doğramanızın bir sebebi var. Çünkü eğer elinizle doğrarsanız acılık geçmez. Bıçak değerse eğer acı olur. Kavurma acı olur. Bunlar püf noktaları. Buralardan itibaren kırılmıyor. Görüyorsunuz. Onu bırakıyorum. Bazıları gerçekten çok taze. Çıtır çıtır gidiyor. Bu da buraya kadar. Bu şekilde elinizle doğrayarak kuşkonmazlarımızı yıkamaya alacağım. Bir püf noktası daha vereceğim pişirme aşamasında. O da çok önemli. Acı olmasını istemiyorsanız kavurmanızın, acılaşmasını istemiyorsanız onu da denemelisiniz. Sarmaşıklarımı güzelce elimle doğradım. Kesinlikle bıçak değdirmedim. Taze yerleri uç kısımlar oluyor genelde. Bunlar da sap kısımları ve kart kısımları. Bunlar kesinlikle pişmez ve bunlar atılacak çöp. Artık bunu yıkayıp artık yapmaya başlayabilirim. Öncelikle zeytinyağımı tavama alıyorum. 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağımı içine koydum. Şimdi hemen içine 2 tane yemeklik doğramış olduğum soğanımı ekleyeceğim. Soğanlarımız yumuşamaya başladı. Bu aşamadayken artık elimizle doğramış olduğumuz sarmaşıkları içine ilave edeceğim. Sarmaşıkları içine ilave ediyorum. Bu aşamada kesinlikle metal kaşık kullanmayın. Metal kaşık kullanırsanız sarmaşıklar acılaşır ve istemediğiniz bir tat oluşur. Fazla karıştırmayacağız. Şöyle birkaç kez karıştırmak yeterli. Karıştırmak da sarmaşığı acılaştırır. Kendi haline bırakıp pişmesini bekleyeceğim. Sarmaşıklarımızı pişirmeye bıraktım. Bu şekilde yavaş yavaş kendi haliyle kısık ateşte pişireceğim. Kapağını da kapattım. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kavrulmaya devam ediyor. Kaşık vurmadan şöyle tavanızı iki yana doğru çalkalayarak bu şekilde de karışımını sağlayabilirsiniz. Tuzunu koyacağız hemen şimdi yumurtaları kırmadan önce. Tuzunu da üstüne ilave ediyorum. Siz damak tadınıza göre istediğiniz kadar tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Artık yumurtalarını kırma vakti geldi. Yabani kuş konmaz, diğer adı da sarmaşık kavurmamız çok güzel oldu. Siz de bu tarifi benim püf noktalarımla harika bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalımı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Gerçek lezzetler.